Sevgili Gurme Magazin takipçileri, yine geleneksel Merkez Efendi Tıp Festivali'ndeyiz. Bu sefer 19.sü yapılıyor. Nehri Şemdilli Balevi. Halit Bey'i evet geçen seneden de tanıyorsunuz. En güzel Şemdilli balını yemiştik. Doğru mu Halit Bey? Evet. Evet. Burada hangi Şemdilli balı hangisi? Şu Şemdilli gördüğümüz mü? Balımız bu. Gördüğünüz bal Hakkari'nin yine yüksek takım yaylalarında elde edilmiş saf doğal Şemdilli balı. Evet sevgili Gurme Magazin takipçileri, geçen yıl tadına bakmıştık. Gerçekten harika bir tadı var. Evet. Festival kaç gün sürüyor Halit Bey? Festival 9 gün sürüyor. Pazar gününe kadar devam edecek. 30 Haziran'da. Bu pazara kadar da devam ediyor değil mi? Devam edecek. Biz bu sene buraya festivale Hakkari balının dışında Türkiye'nin başka bölgelerini de en güzel ballarını getirdik. Evet, maydanoz balı görüyoruz. Maydanoz balı getirdik. Mesela zahter balı getirdik. Mesela portakal balını getirdik. Mesela kekik balı, kürel balı, kekik balı, ondan sonra organik sertifik balı, kestane balını getirdik. Yani eskiden de diyordunuz 2-3 çeşit bal varken şimdi birçok çeşidi var değil mi bu balın? Eskiden 3 çeşit bal vardı. Çiçek balı, kestane balı ve çam balı. Ama şu anda her bir çiçeğin özünü elde edecek şekilde arıcılarımız bilinçlendi. Ve vaktinde, zamanında mesela narenciye bahçelerine, maydanoz bahçelerine arıları götürüp o bölgeye has o çiçekten balı elde ediyorlar. Size ulaşmak için ne yapacaklar? Bir telefon numaranız, internet siteniz, yani bu lezzetli ballara ulaşmak için ne yapmaları lazım okurlarımızın? İlk önce 8 gün önce buraya gelip sınırsız bir şekilde balı tatmaları lazım. Evet, tadına bakarak almaları lazım. Burada sınırsız ikram var. Bunun dışında Nehri Şemdinli Bal olarak internet sitelerine girdikleri zaman bize ulaşabilirler. Fatih'teki satış mağazamızda da aynı şekilde sınırsız bal ikramımız var. Fatih'te adresini verebilirsin. Balat Mahallesi, Murat Molla Sokak, No 5, Fatih, İstanbul, Nehri Şemdinli Balevi. Evet, telefon da verebilirsin. Telefonla da ulaşabilirler. Telefonumuz 0533 668 95 19. 0212 621 9067. Evet, bu videoyu hem Instagram hesabımızda hem de YouTube kanalımızdan paylaşacağız. Evet, şimdi maydanoz balının tadına bakalım. Evet, maydanoz balı Türkiye'de sadece bir tane üreticisi var. Hayrettin Karaca Bey. Çok kıymetli bir arıcımız, emektar. Bunu daha çok sporcular enerji amaçlı alıp kullanıyorlar. Bir de yarış atlarına veriyorlar. Yarışa girdikleri zaman. Böyle bir bal, maydanoz balı. Bu tabi bunun kristalize olmuş hali. Evet. Ama bu şekilde, asıl doğalı da bu. Evet. Asıl bu şekilde doğal olanı bu. Ama bu şekilde tüketmek istemeyenlere de ben var ya usulü eritme usulünü gösteriyoruz. Bu şekilde eritiyorlar. Bir de şunu bakalım. Mesela benmar usulü eritme dediniz de bu eritme işini biraz abartıyoruz. Çok kaynar suda halk bunu eritiyor. Evet. Bir derecesi var bunun. Bunu da söyleyelim. Uyaralım halkımızı. Şimdi son zamanlarda özellikle bilinçli tüketici bu şekilde kristalize olmuş olan balı istiyor bizden. Çünkü bu şekilde kristalize olan bal hiçbir şekilde balı müdahale edilmemiş bal demektir. Benvari usulünde suyun 40 derece olması gerekiyor ve suyun bala temas etmemesi lazım. Kazanın içerisine suyu doldurduktan sonra alt tarafına tahta bırakmamız lazım ki o ısı kavanoza sirayet etmesin ve en alttaki balda da aynı şekilde çözülüp meydana gelsin diye tahta parçası bırakıp kavanozu onun üzerine bıraktıktan sonra su kaynar gibi olduktan sonra suyun ateşi kapatıp içerisinde beklemesi lazım. Bir de önemli bir konu var. Kapakların muhakkak ağzının açık olması lazım. Kapaklar eğer ağzı açık olmazsa bal ile kapak arasındaki o mesafede buharlaşma söz konusu oluyor. Daha sonra hoş olmayan kötü bir tat, kötü bir koku bal sireye de sızılıyor. Şimdi bal bozulur mu böyle halde? Bal bozuluyor değil mi? Bal bu şekilde bozuluyor çünkü arada buharlaşma, terleme söz konusu oluyor. Dolayısıyla benvari usulü ballarını eritmek isteyenlerin muhakkak ağzı açık şekilde kavanozu suyun içerisine bırakması gerekiyor. Ve şunu yapıyor halkımız, ben çok karşılaştığımız için kaynayan su 90 derece. Evet. Direkt içine koyuyorlar. Öyle olmaz. Yani demek ki 40 derecede olacak. Altına bir tahta gibi bir şey koyacağız. Evet. Ve bir kabın içinde olacak. Bu şekilde yapacağız ki evet, bal sağlık verirsin. Bir de metal bir şey değdirilmeyecek evet, deniyor. Doğru mudur bu da? Evet, aynen öyle. Metal bir şey değdiği zaman. Bazen de anneler şu yanlışı yapıyorlar. Bulaşık makinelerini açıyorlar.
bulaşık makinesi daha yeni kapanmış, kaşıklar sıcak. Hı hı. Sıcak kaşığı alıp bala batırdığı zaman yine balın özelliğini kaybettiriyor. Evet. Onun için tahta kaşık kullanmakta. Biz bu uyarılarınız için de teşekkür ediyoruz. Böyle kovan balları görüyoruz, kara kovan balları. Balımız var. Bir de şu Bitlis Hizan kara kovan balımız var. Bir de Dünya Bal Fuarı'nda bir ödülünüz vardı. Evet, Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi'nde 110 ülke 450 çeşit balın içerisinde dünya üçüncüsü seçilen Bitlis kara kovan balımız var. Evet, dünya üçüncüsü olan balda evet. Yine siz de aynı şekilde. Evet, tebrik ediyoruz. Balda sizi tanıyoruz. Sizi biliyoruz. Bizim okurlarımız da geçen yıldan da sizi biliyorlar. Evet. Yine geleneksel Merkez Efendi Tıp Festivali'nde güzel bir standla birçok değişik doğal ürünlerle hizmet veriyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Nokta koyuyorlar. Teşekkür ederim. Bu sistem bu işte.